Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün pazar, hafta sonu. Erdiş de evde, hafta sonu kahvaltımız. Yani bizim evde anne kahvaltısı. Hep böyle yıllardır çalışırken hafta sonu evde kalıyorduk ya, hafta sonu ben olduğum zaman evde daha böyle güzel kahvaltılar hazırlanıyor. Onun için bizim kahvaltının adı pazar günleri anne kahvaltısı kaldı. Bugün anne kahvaltısı hazırlıyorum. Ne yapıyorum? Mücver hazırladım. Bir de böyle biberi hemen doğrarsınız, üstüne domates atarsınız, sos olur ya, böyle kahvaltılı. Ondan yapıyorum, çayımı demledim bir yandan. Biraz sonra da bizimkileri kaldıracağım. Esra ile Erdinç balkona kaçmış. Çok sıcaktı akşamdan. Annem içeride. Ben erkenden kalktım fıstıkla. Kahvaltımızın başına geçtik. Gördüğünüz gibi iyiyiz. Çok şükür sağlıklıyız. İnşallah sizler de iyisinizdir. Bakayım benim yağ ısınmış mı? Isınmış. Birer birer şöyle atayım artık. Akşam düğüne gittik. Arkadaşın düğünü var. Yani arkadaş oğlunu evlendiriyordu. Düğüne gittik. Erdinç hemen işten gelir gelmez duşunu aldı, giyindi, biz de hazırdık. Düğüne gittik çünkü yemek akşam neydi. Muğla yemekleri ya böyle 1 ile 4 arası olur ya da akşam neyin 5'ten sonra olur. Düğüne geçilir orada. Bu arkadaşımızın da öyleydi, akşam neyin yemeği. Hemen hazırlandık, gittik, yemeklerimizi yedik, düğün tarafına geçtik. Düğünü de izledik, ondan sonra geldik. Güzel oldu. Başka arkadaşlarımız da vardı. Hep beraber böyle arkadaşımıza, düğün sahibine destek olduk, oynadık, eğlendik. Bir görseniz çok güzel vakit geçirdik. Geldik eve. Maçımız vardı. Maç izledik. Erdinç gol olduğu zaman bir bağırdı. Fıstık böyle nasıl biliyor musunuz? Nasıl kaçıyor evden gürültü olunca? Öbür odaya attı kendini. Bu sefer gitti, gel kızım, korkma kızım. Erdinç bu sefer fıstığın gönlünü etmeye çalışıyor. Türkiye maçımızı izledik. 2-1 kaybettik ama çocuklarımız çok güzel oynadı. Nasip değilmiş diyelim maçı almak. Benim yine mücverler puf puf kabarmaya başladı. Dün hiçbir şey yapmadık. Evdeydik. Sabahtan kahvaltı yaptık. Aynı rutin biliyorsunuz bizim balkonda kahvaltımız. Sonrasında ütüm vardı. Ütüleri yaptım. Öyle düğüne hazırlandık. Böyle güzel oturduk yani annemle Esra'yla. Hiçbir iş yapmadık. Elbisemi de giydim bugün. Vallahi o kadar rahat ki firil firil böyle üzerinizde giysi var mı yok mu hiç belli. Penyesi çok güzel arkadaşlar ve 100 TL'ye inanın tişört alınmıyor. İyi almışım yani. Domatesin için bir iki diş sarımsak doğrayayım. Bu hafta da bir yerlere gidelim istiyorduk aslında ama hem Erdinç yorgun bu hafta. Annemin de ayağı biliyorsunuz baş parmağını çarpmıştı. Kaç gündür pansuman yaptırıyorduk. Bandajı aldık artık. Açıkta şu an. Dizi de ağrıyor biliyorsunuz. Buz masajı yapıyoruz. İlaçlarını kullanıyor. Anca hani faydası olmaya başladı. Onun için bu hafta dedik gezmeye çıkmayalım dışarıya. Allah nasip ederse önümüzdeki haftalarda bakarız. Biberim de olmuş şöyle bol domates, sarımsak. Tuzunu da atayım. Evet.
sadece artık evsiz domatesli evince neydi? Bandıra bandıra yemesi harika oluyor. Ondan sonra tabii ki kilolar. Sana da diyorum ki kilom var. Ha gerçi ben önceki zayıf halimde de bandırarak yemek yiyordum ama ilaçlar kilo aldırdı beni arkadaşlar. Kullandığım ilaçlar biliyorsunuz geçen sene çok kötüydüm. Aldığım ilaçlar kilo olarak geri döndü bana. Eski halimde eser kalmadı diyorum yani. İnşallah vereceğim sağlığım daha iyi ya çok şükür kilo çok problem etmemeye çalışıyorum. Altlarını açalım bir an önce olsun. Bir de böyle tavada tereyağlı yumurta yaparım. Sonra balkona kahvaltıyı hazırlarım artık. Bizimkileri de kalkın. Anne kahvaltısı hazır derim. Anne kahvaltısı hazır kalkın. Günaydın herkese. Güzel bir gün diliyorum hepinize. Erdinç uyandı. Ben de kahvaltılıkların altını söndürdüm. Mücverim oldu. Domates sosum oldu. Biberli. Çay da zaten demlenmiş. Altlarını kapatıverdik. Şimdi simit almaya gidiyoruz. Hadi dedik bizimkileri sürpriz edelim. Muğla simidini çok seviyoruz. Kahvaltılık simit alalım. Bir de ekmeğimiz yok. Olduğumuz yerde simit yok. O yüzden aynen. Yalnız. Bu tarafta bizim biliyorsunuz her zaman bizim arkadaşlar biliyor. Market bile yeni açıl marketlerin Muğla simidi ya da böyle kahvaltılık bir şeyler yok. Onun için Muğla'ya gidip geleceğiz. Hadi dedik beraber olsun, gidelim. Kahvaltı yapalım. Evet, anne kahvaltısı. Pazar kahvaltısı, anne kahvaltısı. Evet, ben ilk böyle hazırlarken diyorum ki biz çalışırken haftada bir güzel kahvaltımız olurdu. Onun için adı pazar kahvaltısının anne kahvaltısı. Onun için simit almaya gidiyoruz. Bugün sıcak, sabahtan başlamış. Evet. 4-5 derece düşmüştü. Evet. Bir anda sıcak başladı tekrar. İki gün ne güzel serindi. Vallahi balkonda bile diyorum oturamadım. İçeriye kaçtım bugün. Çok güzel serinlemişti de bugün sabahtan çok bugün, sıcak. Bugün yarın iyi sıcak var. Evet, çok sıcak. Bizim sitede ne güzel görünüyor karşıdan. Şimdi şuradan döneceğiz. Karşıdan Muğla'ya. Çarşı içinden mi alacağız, simit fırınından mı? Sanayideki fırından alacağız. Evet, sanayide simit fırını var. Oradan alıp geleceğiz. Sanayinin olduğu yer daha yakın. 8 kilometre. 8 kilometre mi arası tam burayla? Bir gün böyle gitsek ya. Mesela yemekleri hazırlayıp akşam yemeğini yesek erken geldiği zaman çok güzel olur. Muğla Gölü de çok yakın bize göre. Arkadaşlar Muğla'ya giderken şu ormanları çok seviyorum. Cam ağaçları o kadar güzel ki yemyeşil iki taraf. Ağustos böcekleri ben buradayım diyor. Evet, Ağustos böcekleri de ben buradayım diyor dediği gibi Erdinç'in. Ağustos böcekleri ötünce ben cırcır böceği diyorum. Daha böyle sıcak olduğunu hissediyor insan. Arabamız eski meski ama hani ben diyorum ya emektar. Vallahi çok kahrımızı çekiyor. Oraya buraya giderken ağır taşıyoruz. Ne bileyim yük taşınıyor bir şey oluyor. Git gel o kadar rahat ki. Mesela bir pikniğe gittiğimizde içine atıyoruz masamızı, taburelerimiz, sandalyelerimiz çok rahat oluyor. Normal araba olsa bunları yapamayız rahat. 3 kişi rahat yatıyor içerisinde. Tabii canım 3 kişi rahat kalıyoruz mesela bir denize gittiğimizde bir şey olduğundan gezmeye gittiğimizde. Özellikle Efsel zaten hiçbir yerde kalmak istemiyor. Dışarıya bir yere gidelim arabada kalacağız ya da çadır kuracağız o şekilde.
şöyle bakın. Of, elimi bile değdiğinde sıcacık. Simitlerimizi aldık, gidiyoruz. Simit fırında çekemedim çünkü oradaki çalışanlar rahatsız oluyormuş. Onun için çekmedim. Böyle sıcacık. Bir tane börek aldık. Bir tane şu nereden? Ha, üzümlü böyle kurabiye tatlı türü var. Evet, ondan aldık. Bir de simit aldık. Ama simit en güzeli. Sıcacık. Bir an önce gittik mi hemen kahvaltının başına, kızları kaldırırız kahvaltıya. Evimize geldik. Bir de Gül Ağzı'na uğradık. Muhtarımızın olduğu yere bazlama aldık. Efendim Erdinç. Suyu açıver. Çok kurumuş. Sıcak ya. Olsun. Akşam serinliğini yapsak olmaz mı? Ama çok kötü olmuş. Valla. Açıverin ben. Sen suyu açıver. Tamam. Ama anahtar ha var. Tamam. Ekmeklerimizi aldık. Doğru eve. Annem şimdi bunları görürse, bir sürü aldığımızı, gıtlıktan mı çıktınız çocuğum diyor. Hemen ben de suyu açıvereyim de Erdinç sebzelerimizi sulasın. Bizim kuzucuğumuz da nerede bakın. Günaydın yavrum. Günaydın güzel kızım. Uyandın mı sen? Şimdi bu uyandı. Benimle birlikte mutfakta biz biraz işlendik. Ben işlendim daha doğrusu. Bu da etrafımda dönüyor. Yanıma gelip gidiyor. Baktım sonra biz giderken yatak odasına geçti, yatıyordu. Güzel kızım. Uykunu aldın mı? Ha, uyandın mı sen? Senin bu güzelliğin ne? Ha, senin bu güzelliğin ne? Maşallah çocuğuma. Maşallah benim güzel kızıma. Benim güzel kızıma. Güzel çocuğuma benim. Annesi. Annesi. Ay, çok tatlı yavrum. Çok. Oh, esnermiş. O işte. Yatışını sevsinler senin. Bu oda serin oluyor ya. Buraya kaçıyor. Değil mi kızım? Serin yerleri de biliyor. Heh. Ne oldu annem? Gözleri kocaman açtın ya. Çocuğum demiş annesi. Ben gidiyorum mutfağa. Geliyor musun? Heh. Şimdi kapıyı açtım mı gelir. Kahvaltımızı yaptık. İşlerimizi hallettik. Akşam serinliği oldu. Bu saate kadar evden çıkmadık çünkü çok sıcaktı hava. Nereye gidiyoruz? Yerkesik tarafına gidiyoruz. Yerkesik tarafına giderken bakın şöyle çok güzel bir köy var. Karşıdan göstereyim size. Burası Akkaya Köyü. Aynı zamanda Dirgeme de diyorlar. Eski adı Dirgeme. Şimdiki ismi Akkaya. Şöyle yemyeşil etrafı. Muğla garajının oradan çıkarken ileride bir köy. Biz de oturduğumuz yerdeki yoldan geldik. Hatta burada dizi çekilmişti. Dürüye'nin Güğümleri diye. Bu köyde çekilmişti. Şimdi Yerkesi'ye doğru giderken burayı da göstermek istedim. Dirgeme Köyü'nü. Yemyeşil bakın o kadar güzel ki. Yerkesi'ye de bu yoldan gidiliyor. Şurası Muğla tarafına gidiliyor. Şu tarafta Yerkesik tarafına gidiliyor. Bizimkiler ileride bekliyor beni. Şöyle tabelasında göstereyim. Geçerken. Şurası köyün girişi. Güneş karşıda olduğu için parlayabilir. Kolay gelsin. Buraya mı geç gelirsiniz? Evet. Ben çağırsınlar. Kız Elzi de çağırsınlar. Tamam. Şimdi gideceğimiz yere geldik arkadaşlar. Biraz önce konuştuğumuz koyunların yanında olan buradaki mekanın sahibinin annesi. Maşallah koyunlarını otlatmaya gitti. Bir görün o dinamiği, o enerjisi o kadar güzeldi ki.
Şimdi koyunların arkasından gitti o. Koyunlar dedi başka yerlere girer diye arkalarından gitti koyunların. Şimdi burası neresi? Burası Dirgeme yolundan Yerkesi'ye doğru giderken Yerkesi'ye 1 kilometre kadar kaldı. Oraya giderken 1 kilometre öncesinde yolun soluna doğru tabela da var. Hanımeli Kahvaltı Evi diye. Tabelada göreceksiniz gelen arkadaşlar, bu tarafa yolu düşenler bilecek, görecek tabelayı görünce. Oradan içeriye giriyorsunuz, birazcık ara var, hemen geliyorsunuz bu mekana. Mekan da demeyeyim, burası o kadar güzel ki koskocaman arazi üstünde kahvaltı yeri. Daha 1,5 aylık bir mekan. İnşallah çok güzel sonuçlar alırlar. Bakın böyle yeşilliklerle karşılanıyoruz ilk girişte. Çok güzel. Böyle ortancalar, ağaçlar o kadar güzel ki. Emek verilmiş. O kadar emek verilmiş ki. Göstereceğim size. Çok güzel. Böyle süslemeler yapılmış. Çiçekler öyle o kadar güzel. Bir böyle bir giriş var. Mutfağın olduğu taraf, işte kapalı salonun olduğu yer. Böyle kışın orada kahvaltı yapılsın, yemek yenilsin diye yapılan mekan var. Bir de buradan bahçe tarafına gidilen yer var. Şöyle gidilirken şu tarafa doğru, şurada da var. Masa, şöyle bir tane masada buraya atmışlar ve hiç güneş görmüyor neredeyse. Böyle ağaç altında o kadar güzel ki. Dekorları da harika. Bayıldım. Şimdi buradan iniyoruz. Şu tarafta da var masa. Şurada. Orada da bir masa koymuş. Şimdi ben özellikle alt taraftan gideceğim ki gezdire gezdire. Şuradan bahçe tarafından gideceğiz. Hadi köpükleri gidelim. Gidelim yavrucuğum. Yine bakın böyle. Çok güzel süslemeler yine. Esra buraya bayıldı arkadaşlar. O kadar güzel ki. Özellikle köpüşlere bayıldı. Bir de yavruları var minnak. Canım korkma. Araba çalışıyor arka tarafta, korktu. Şeyle bakın. Ve burası, şurası Yerkesik ya, komple tepeden görüyor Yerkesi. Yerkesin olduğu yer de çok güzeldir, yeşilliğin içinde. Hele Yerkesik yaylasını karşıdan izleyin, oturun mekanın olduğu yerden. Şurası da bakın nasıl güzel değerlendirmişler. Çilekler dikmişler, mısırlar dikmişler. Masanın altına doğru gidelim. Hadi. Evet gidelim. Şurası da şöyle. Dediğim kapalı mekanın olduğu yer. Kışın gelen arkadaşlar kahvaltıyı orada yapacak. İnşallah Rabbim bol müşteri verir. Dediğim gibi 1,5 aylık bir işletme. Çok da güzel sahibi var biraz sonra. Onu da göstereceğim, tanıştıracağım sizlerle. Burası da böyle ön taraftan ayrı masalar atılmış. Çok güzel. Geldiğiniz zaman kahvaltı ister burada, ister ön masada, ister yukarıda kat var, oradaki masada yapabilirsiniz. Ne yapıyor? Em işiyorlar mı? Dur annesi, rahatsız etme yavrum. Ah ah ah. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar? 4 tane yavrusu var. Siyah bir annemiz. Ama hiçbir biri siyah değil. O kadar uysal ki. 4 tane yavrusu. Emişini görüyor musunuz? O kadar doğal ortam ki burası. Çok güzel. Masaların olduğu yer. Hele şu ağaç o kadar büyümüş ki gölgesi yeter. Şu ağacın gölgesinde oturmak insanın ömrüne ömür katar.
annemle Erdiş'le orada sohbet ediyorlar. Ve geliyor musun arkamızdan? Gel. Şurada da kabaklar. Su da bol. Sulamasını çok güzel yapıyorlar. Kabakları böyle şu taraf yüksek, alçakta kalan yer var. Oraya doğru böyle kollarını artmışlar. Çok güzel. Şuraya da çitlerin içine şu rengarenk çit var bakın. Oraya da sebze ekmişler. Biber, salatalık, domates. Her şey var. Soğan, sarımsak, semizotu ne aklınıza gelirse. Biraz önce amca vardı. Buranın işletmesini yapanın babası. Biraz önce annesiyle karşılaştık. Koyunların arkasından gitti. Babası da burada sebzelere bakıyordu. Bakın ön tarafları da böyle o kadar güzel değerlendirmişler ki. Domatesler, pazılar. Çok güzel. Tam böyle hayal edilecek bir köy hayatı ve mekan diyelim. Sanki böyle insan kendi evine gelir gibi bir huzur olur. Onun gibi. Yani bir mekana gelmiş gibi değil de köy hayatı yaşanan bir yere gelmiş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Mesela kahvaltıya geldiğinizde arkadaşlar, geleceksiniz. Buradan sebzeleri toplayıp taze taze yapacaksınız. En güzel tarafı da bu. Kelebekler bile ne güzel. Çok güzel. Böyle boydan boya yine domatesler. Burada sebzeler gerçekten çok güzel olmuş. Su bol olunca sebzeler de çok harika oluyor. Bakın hayvan gübresi. Zaten hayvancılık da yapıyorlarmış. Onun için hayvan gübreleri de bol. Şimdi şuradan önce aşağıya indireceğim. Sonra bizimkilerin yanına çıkacağım. Traktörleri de orada bakın. Manzaranın güzelliğini görüyor musunuz? Dediğim gibi oturun, karşıyı izleyin. Öyle güzel bir yer. Şimdi şuradan yürüyerek size neler göstereceğim. Oraya bugün girmeyeceğim. İleride de daha böyle geniş kapsamda kahvaltıya geldiğimizde çekeceğim tekrar. Bugün bir gidelim, görelim nasıl bir yer, bir çay kahve içelim diye geldik. Bana arkadaş oluyor. Bakın arkamdan geliyor. Gel bakalım. Gel. Gel hadi. Gel korkma. Benim arkamdan geliyor. Bakın şöyle. Envai çeşit tavuk, ördek, kaz, tavus kuşu. Özellikle şurada tavus kuşları var. İleride göstereceğim dediğim gibi. Şu güzelliklere bakın. Ne yapıyorsunuz? Allah'ım biraz önce bir böyle koşturmaları vardı ki tel örgüye karşı sesimi duyunca. Şimdi alıştılar gelmiyorlar. O kadar çok ileride o kadar çok ördekler var ki. Şu çeşit çeşit tavuklara bakın. Şu kümeslerin içi hep çeşit çeşit hayvanlarla dolu. Tavuk çeşidi, tavus kuşu çeşidi. Çok çok cins her cinsten var. Haydi bakalım buradan tekrar geriye. Burası 24 dönüm arazi içinde bir yermiş. Mekanın dışında olan yerler zeytinlik. Gördüğüm kadarıyla zeytin ağaçları var. Hep bu tarafta zeytinler var. 24 dönüm üzerinde dedi. Geldiğimiz yerin üstten görünüşü şöyle. Çok güzel. Akşam serinliğine oturmak o kadar iyi geldi ki. Her tarafı böyle çiçek dikmiş. Maşallah. Her yeri çiçeklendirmiş.
Tertemiz bir de mekanın olduğu yer. Şimdi üst kata geçtik. Böyle katman katman olduğu yer. Üst tarafa, annemlerin oturduğu tarafa geldim. Bakar mısınız çiçeklerin güzelliğine? Oya ağaçları. Bakın. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Çok güzel. Mesela buraya yürüyüş yolu gibi. Sağlı sollu gene yeşillikler. Şöyle bakın. Şurayı da daha dedi yapamadık. Burası da şelale olacakmış. Mesela suların aktığı böyle şelale olacak dedi. Normalde yapımı bitmiş. Şöyle. Suların da buradan aktığını düşünsenize ne kadar güzel olur. Oturup kalkması burada su sesiyle. Şöyle. Çok güzel. Yukarıya da bir tane pelikan koymuşlar. Diyorum ya, her taraf yeşillik. Şurası da şöyle. Şimdi bizimkilerin olduğu tarafa geldik. Diyorum ya, şu ağacın gölgesi yeter. Çok güzel. Çok harika. Beğendik mi? Çok güzel bir yermiş. Gelecek, evet. Gelecek vaat eden bir yer. Biz nerede tanıştık? Annemle video çekmiştik. Annemle hastaneden döndük. Kültür evinde Muğla'da oturmuştuk ya. Evi gezdirmiştim size. Oradaki yerde tanışmıştık mekan sahipleriyle. Dedik bir gün gelelim, ziyaret edelim, nasıl bir yer görelim diye. Bayıldık. Gerçekten çok güzel. Evet, şu diyorum ağacın gölgesi yetecek. Bir gün kahvaltıyı deneyelim burada. Evet, bir gün kahvaltıya da gelelim. Gülüyorum işte, gülüyor diyorsunuz. Canım benim. Esra yorumları okuyor arkadaşlar. Tek tek bütün yorumları. İşte Esra konuşmuyor, Esra gülmüyor diyor ya birçok arkadaşımız videolarda. Şimdi Esra kamerayı görünce bazen böyle bir şey oluyor. Hani konuşmamayı tercih ediyor ama kamera arkasında bizimle birlikte hiç susmaz Esra. Ama bugün sevdiği bir mekan. Çünkü Esra böyle köy hayatı yerini, ne bileyim, bahçeli yerleri o kadar çok seviyor ki. Bir de köpüşleri böyle yavruları kucaklayıp sevince morali çok güzel. Emişiyorlar, evet. Annesini emiyorlar. Dört tane Erdinç anneye hepsi böyle yapışmış. Diğerleri kahverengi, beyaz. Evet. Anne kapkara, aynen dediğin gibi. Diğerleri hep açık renk. Şuraya bile bakın, eski sepeti nasıl güzel değerlendirmişler. Süsleyip. Şimdi şurası da kışın mekan olacak yer. Ben şimdi içeriği de göstereceğim. Bayıldım. Siz de eminim bayılacaksınız. Böyle giriş ahşaptan. Kapının bir kere işçiliğinin güzelliği. Şöyle giriyoruz. Yemek de inşallah ileriki zamanda vermeyi düşünüyorum diyor. Şu an kahvaltı kışın. Bakın şu taraftan hatta alayım. Bakın burası komple ahşap. Tavan, şu raflar olduğu gibi ahşap. Süslemeleri de öyle çok güzel. Bakın ortada kocaman ocak. Ocağınıza bayıldım Ferişte Hanım. İç mekanınıza bayıldım. Dış ayrı güzel yeşillikler içinde. İç mekanda ahşap, bayıldım. Çok güzel. Bayıldım. Evet. Emeğinize sağlık. Gerçekten güzel müşterileriniz, bol müşterileriniz olur. Çok güzel. Onlar gelecek. Şimdi oturalım, bir sohbet edelim seninle. Evet. Hem seni tanısınlar. Evet, tamam. Tanışırız. Şimdi burası da burası mutfak tarafı. Evet. Burası mutfağımız. Tertemiz. Temiz mi? Evet. Çaydanlıkların da öyle. Çekebilirsin çaydanlıkları. Evet, tabakların da öyle. Mis. Şimdi akşamleyin. Hani biz sabah gelmedik. Akşamleyin. Bugün hafta sonu Erdinç evdeydi. Evet. Bir gün özellikle kahvaltıya geleceğiz. Buyurun gelin. İnşallah. Bekliyorum. Böyle bakın soğutucu. Önden de göstereyim dolabı. Evet.
Çok güzel. Her şeyini böyle sistemini oturtmuş. Evet. İlla pişi yapacağım diyor çayın yanına. Yapmayın dedik çünkü hani bir tanışalım diye geldik. Bir çay kahve ne kolaysa inanın. Evet. Böyle. Evet. Durmuyor ben ki. Sizlere. İnşallah evet. Hak ettiği müşteriye kavuşur. Canımsın ya. Evet. Çok güzel. Bakır evet. Çaydanlık. Evet şöyle. Çok güzel. Geliyorum. Evet. Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Geliyorum. Burası da böyle. Geçerken şuradan göstermiştim ya biraz önce videonun girişinde. Şimdi burası da üst taraf. Güzellikleri görüyor musunuz? Yine girişte böyle ahşap işlemeler. Süslere bir bakın. Her yerde böyle bir süs. O kadar güzel ki. Şu çiçekler mesela biz gelin mumu derdik. O kadar güzel. Her yere diyorum ya o kadar güzel çiçekler dikmiş ki. Hele şurası. Şu oturma yeri. Ağacın altında o kadar mı güzel. Çok güzel ya. Gerçekten bayıldım yani mekanı. Gerçekten bayıldım. Instagram sayfaları var. Ekleyeceğim. İnşallah bu tarafa yolu düşen arkadaşlar uğrarsa seviniriz. Hem yeni açılan bu yere destek olmuş oluruz. Daha 1,5 aylık bir işletme. Büyüdüğü günleri de görürüz inşallah. Şöyle gidelim. Ön tarafa Ferişte Hanım'la da biraz sohbet edelim. Çok sevecen, çok konuşkan, çok güler yüzlü bir hanımefendi. İşletmenin sahibi. Ferişte Hanım böyle kilimler serdi. Kıl kilimlerden. Şöyle bakın eski. O kadar güzel ki orijinal kilimler. Kimisi diyor dalıyor diyor hani ayaklarımıza batıyor diye böyle çapıt yolluklar olur ya onlardan böyle böyle üstüne atıyorum diyor. Hani yerde yapmak isteyenler içinde diyor. Bu şekilde diyor. Koyuyorum oturmak için diyor. Bakın. Çok güzel. Şu şekilde kilimlerin üstüne çapıt yolluklardan oturmalık yapmış. Bunları ileride diyor mesela dekor olarak duvara sermeyi düşünüyorum diyor mesela. Değerlendirmeyi düşünüyorum diyor. Bu da 80 yıllık bir yağdanlığımız. Oo. Şey, bunu yağ koyardık. Çıkartamadım bak. Yıkadım çok. Bunu böyle yağ koyardı dedem. Camda yerdi. Plastiği koymazdı. Yağın tadını bozar diye. Eskiler. Tenekeyi ya. Koymazdı. Yağdanlık mı? Bu yağdanlık. 80 yıllık yağdanlık. 80 yıllık yağdanlık. Duydunuz mu? Bakın Ferişte Hanım diyor ki dedem diyor zeytinyağını plastiğe koydurmazdı. Tadı değişir diye hep diyor bize diyor bu cam yağdanlığına koydururdu diyor. Evet. Ama çok güzel. Etrafına kurot koyardık. O neden? Dibini koyardık. Etrafını koyardık. Güneş almasın. Hmm, acımasın ya acımasın diye. Acımasın diye. Tadı bozulmasın diye. Ot koyardık. Diye. Ve bunu kullanmak için bunu tutar. Hmm. Buradan koyardık. Çok orijinal bir şey. Evet. Böyle şeylerimiz eskilerimiz çok. Rahmetli babaannem bunların düveni evde. Bu dokuduklarının düveni evde. Dokuma tezgahı yani. Dokuma tezgahı. Tezgahımız evde. Düven de geçer. Evet. Düven mi diyorsunuz düven siz? Düven diyoruz. Düven hmm. Evet. Düven deriz. Bunları yünlerin artıklarını bu giydiklerimizin penyelerinin artıklarını keseriz. Gazı dolarız. Aradan tak 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 ipi çözeriz. Ayrı ipi vardır. İpi çözeriz. Düvende onu kurulum haline getiririz. Dokumayı başlarız. Geçiririz de. Ya. İplik çözeriz yani. Ya ne böyle. Kadar güzel evet. Şeyler. Hepsi bunlar babaannem rahmetlinin bana hediyesi. Bir de sen bak onların yanında durduğun için, büyüdüğün için öğrenmişsin öğrendim. Her şeyi. Yani öğrendim. Çok güzel ya, çok güzel. Ve çok beceriklisin maşallahın evet. Var. Teşekkür ederim. Bu dolaplarımızda şunlar da, bunlar, davulbaz, bu tezgahlar hep oğlumun eli. O mu yaptı? Yerimiz var. Oo. Bu karşıdaki mutfak tezgahımız, kromdan. Kromdan mutfak tezgahımız, Murat dükkanımız var, iş yerimiz var. Bunlar hep oğlumun eli. Ailecek, evet, evet ailecek. Siz yani onun için çok iyi. Her evet. işinizi kendiniz yapabiliyorsunuz. O yönden çok güzel. Yer kiranız yok. Yer evet yok. Yer sizin. Diyorum evet. 24 dönüm yer alan üstünde bir yer. Evet. Mekan kiranız yok. Evet. Sadece senin
Kendi becerin gerisi. Evet, evet. Çok güzel. Eşim bahçen. Ve benim. Evet, eşin ve senin. Evet. Çok güzel. Bahçeniz gerçekten çok güzel. Hele o hayvanlar aşağı taraftaki her çeşit tavuk var. Tavus, kuşu, evet. Ördek. Girdin mi ablacığım tuvaletine? Harika, harika. Temiz mi? Tuvaletin çok. Nerede sakıyor? Dur, şehirde. Kokuları var. Şehirde olmayan bir tuvalet. Ya. Tuvalete de 10 puan diyorsun. Ben çok teşekkür ederim. Çok, eşim gerçekten. Ve ben bu konuda çok teşekkür ederim. Yani. Çok yani, otantik. Kendime bakmıyorum kıyafet olarak ama bu sektörde, bu iş yerinde temizliğe çok önem veriyorum. Çok belli güzel. Zaten. Evet. Tertemiz, her yer tertemiz. Evet. Kutluyorum, ayrıyeten kutluyorum. Temiz. Gerçekten. Yağ da kendi yağımız. Evet. Bu kullan 25 dönüm analiz üzerinde. 7,5 dönüm zeytinim var. Bu yağ da kendi yağım. Zeytinyağının yeri ayrı değil mi? Evet. Kendi yağım. Kendi yağımı kullanıyorum. Soğuk sıkımdır. Oo, soğuk sıkım daha evet, güzel. Daha güzel. Daha güzel. Soğuk sıkımdır. İlla pişir. Pilavımı bile zeytinyağla evet. Ben mesela çok az tereyağı da koyuyorum ama hiç evet. koymadan da zeytinyağlı evet. pilav yapıyoruz biz bu tarafta. Evet. Çok severiz. Biz diyorum her şeyimizi zeytinyağla yaparız. Evet. Ben kendim de öyleyim. Her şeyi. Evet. İlla pişi yapacağım dedi. Evet yapacağım. Perişte Hanım. Sizlere tattıracak. Kahvaltıda da çıkarıyormuş pişi. Evet. Hem bazlamayı kendi yapıyormuş hem pişi. Her şeyi kendisi yapıyor. Şöyle yağın kızmadan, haylanmadan bazlamamı da gösterebilirim. Oo, bazlama süper. Bugün sabah yaptık müşterimize. Ya, çok güzel. Böyle kendim yoğuruyorum. Çok makinada güzel. Makinada değil. Birazcık kendi unum da var içinde. Buğday ekiyoruz. Ya. Kendi unum da var kepekli içinde. Helal sana. Evet. Helal. Güzel misin? Aynen. Evet. Zeytinyağı kendi ürettiği. Buğdayı kendi ürettiği. Zeytin öyledir. Zaten zeytin demeye gerek yok. Zeytini zaten kendisi yapıyordur. Evet. Siyah zeytinim kendimin. Yeşil zeytin bu sene zeytinler fazla olmadığı için geçen sene çok yapamadım. Bir sene oluyor, bir sene evet. olmuyor değil mi zeytin? Arkadaşımdan yapan kişiden alıyorum. Ay çok güzel. Kahvaltıda verdiklerinde organik evet. o zaman. Reçellerin bazılarını kendim yapıyorum. Vişne reçeli. Çok iyi. Çilek reçeli. Zaten kabak reçeli. Gelen müşteri de kendi üretiminiz olan şeylere geliyor. Evet, hani doğal evet. olduğu için. Mesela gidip de bir market reçelini sevmiyor. Bizler de öyleyiz artık. Evet. Doğal yapıldığı yerde yediğiniz zaman o tat daha güzel. Evet. Harika, bayıldım. Dili tatlı, kendi güler yüzlü. Ben yani böyle bir yerde böyle evet. Çok yeniymiş baksana 1,5 ay biz bilmiyorduk. İşte tanışmasak o gün kültür evinde gene de bilmezdik yani. Evet. Evet evet. İşte ben, her şeyi Rabbim bir tanışma vesilesi evet. sunuyor ya. Evet. Şimdi hamurların biraz beklemesi lazım elimde. Ben sizler için acele ediyorum. Hiç yani, gerek yoktu diyorum. Hiç gerek yoktu Feriştah'cığım ya. Yardım edecek bir şey varsa ben yapacağım. Hayır. Bir de bahçeye gideceğim. Oradan bir salatalık falan güzel koparayım. Koparırız beraber. Evet. Ah bizim Ege var ya böyle işte o zeytinyağına banıp yenilir yani. Kendi anan evini arıyor. Bir de şey anne soğuk sıkım zeytinyağlar kendilerininmiş. Soğuk sıkım yaptırıyoruz diyor. Yok sen ye anne. Yok şimdi pişi de yiyeceğiz. Sen ye ye. Sağ ol annem. Çok o pişileri atmaya başladı bir de. Başladık evet. Hemen oluyor. Aynen. Sıcak sıcak. Kabarıyor. Şöyle. Çok güzel. Tenceremiz kızartma yaptığımız için biraz siyahlaştı. O öyle oluyor. Evet. Yağlı şeyler. Evet. Aynen öyle. Böyle. Her müşteriye veriyor musun evet. şimdi böyle? Sigara böreği yapmadığım zaman bunu illaki yapıyorum. Sigara böreği de yapıyorsun yapıyorum, o zaman. Yapıyorum evet. Sigara böreği de yapıyorum. Şöyle. Evet. Hemen çok oluyor. Güzel. Aynen öyle.
Bir de beceriye de bağlı bu işler. Evet. Herkes mesela o bazlamayı öyle yapamaz. Pişiyi hemen 5 dakikada yapamaz yani. Sen biraz o ön taraftaki ocakta mı yapıyorsun bazlamaları? Evet. Saçta yapıyorum. Toprak saçta. Çok iyi. Ben toprak saçı Muğla'ya gelene kadar hiç görmemiştim. Biliyor musun? Evet. Toprak saçı burada öğrendim. Evet. Bizde yok. Bizim o tarafta toprak saçı hiç görmedik biz. Tamam, zaten kıvamını aldıktan sonra elinde oynayınca evet. Şey yapmıyor yani. Açılabiliyor. Şimdi annen koyunlardan ne zaman gelir? Annem birazdan gelir. Aa, maşallah. Birazdan gelir. Hiç kilo yok. Yok ki. Hiç ağırlık yok, böyle ağır ağır hareket yok. Koşturuyor maşallah. Çok zayıf. Çok maşallahı var, bayıldım. Teyzeyle 2-3 gün takılsam ben tamam. Evet, hayvanları çok sevir. Ben de çok severim. Hep o hatlar tutular, onun sırtını çıkar. Ya. O da çok seviyor. Ben de çok severim hayvanları. Çok seviyor. Senin köpek krem olan benim arkamda gezindi. Evet, aşağı taraflara gittim, arkamdan geldi. Evet. Evet. Çok güzel oldu. Bütün malzemeleri oğlu yapmış anne. Dolapları, tezgahları. Aa. Kendi imalat ediyormuş ya. Diyorum siz ailece kendi üretiyorsunuz her şeyinizi. O yönden çok iyi. Evet, pişiler de harika görünüyor. Allah gönlünü böyle yemeğiniz. Amin, amin. İnşallah her şey gönlüne göre olur. Eşim çok destek, eşim. Maşallah. Bu yer için bana korkma. Yaparsın sen, edersin. Helal sen. Olsun. Olur. Olmadığı zaman ben yardım ederim. Helal olsun. Yani hem burada oturuyoruz, tek yani maddiyat değil. Hem oturmuş oluruz, hem zevk için bu işi yaparız diye eşim bu konuda çok destek. Zaten her başarılı kadının arkasında destek olan bir erkek. Peki, gerçekten erkeğin, çok başarılı erkeğin bayan, arkasında da bayan. Bayan da var. Yani eşler birbirini desteklediği evet. Zaman güzel yerlere geliniyor gerçekten. Tabakları da tertemiz anne, görüyor musun? Çok güzel. Çaydanlıklarına bayıldım. Evet, tabakların gerçekten güzel. Makineyi yıkamıyorum bunları ben. Elimde yıkıyorum. Ya. Kesinlikle o konuda temizlikte çok böyle dikkatli olmaya çalışıyorum. Şöyle bir şey. Pazıların da ne güzel olmuş. Evet. Pazılarımız, börek yaptığımız pazılar da kendimiz. Buradan koparıp yapıyoruz. Gözleme yapıyorsun. Gözleme yapıyorum, evet. Oo, çok yapıyorum. Güzel. Çok güzel. Evet. Domateslerimiz yeni oluyor. Ama çok güzel olmuş sebzeler. Şimdi bu yani küçük bir bahçe. Bahçemiz aşağıda da var. Karpuz, kavun aşağıda da var. Yayla tarafında dediğin. Yayla şu aşağıda. Ben sana yeri göstereceğim karşıdan. Ayağına dikkat et. Bu bahçenin böyle olma şeyi güvercinlerin gübresi. Gübresi. Ya. Koyun gübremiz, güvercin gübresi. Ben biraz önce el arabanın içine gübreyi gösterdim. Evet. Kendi hayvanlarınız olduğu için hayvan evet, gübresi evet. Kullanıyorsunuz. Güvercin gübresini şimdi duydum. Şey gübresi kullanmıyoruz. Ziraat gübresi. Gübresi kullanmıyoruz. En güzeli o. Sadece bak ben vermişimdir, görmüşsündür. Evet, her tarafta gübre var. Hayvan gübresi. Güvercin gübresi, yani tavukgiller gübresi artı koyun gübresi. Senin aşağıda çünkü envai çeşit hem o tavuk hayvanlar. Var hem kuş çeşitleri evet. Var. Onların gübrelerini de kullanıyorsun. Bakar mısın lahanamıza? Duydunuz değil mi arkadaşlar? Organik yani. Lahanalar. Oo, çok güzel. Yani, o güvercinlerin şeyini verdikten sonra gübresini verdikten sonra bu hal aldılar. Çok eşit. Güzel. Şimdi çok de size. Güzel. Şimdi de size şuradan dur. Biberlerimden taze koparacağım. Tazecik. Kahvaltıya gelenler de diyorum çok şanslı. Evet. Buradan koparılan evet. Sebzelerden kahvaltısını yapacak diyorum. Böyle de becerikli bakar mekan mısın? Sahibi. Çok güzel. Şöyle koyayım da. Şimdi biberimiz olmamış. Şimdi salata alıyor gidiyorum. Çok fazla alma. Dur. Hemen. Şey yapacak kadar.
sabahtan müşterimiz olduğu için toplamışsındır. Topladık. Buyurun böyle. Amca da çalışıyordu biz geldiğimizde babanız. Evet, topraklı mopraklı böyle. Çok güzel ama işte doğal olanı o. Evet. Domates de koparırdım da onlar yeni oluyor. Daha ermediler. Biraz geçtiktiğimiz için. Çok güzel. Çok güzel. İki arada bir derede hazırlama hiçbir şey dediğimiz halde Ferişte Hanım durmadı. O pişileri yaptı. Çayları hazırladı. Kendi yaptığı bakın. Zeytinden de koydu. Mis gibi. Şimdi domates, salatalık, biberi de doğramaya gitti. Oh, çay da çok güzel görünüyor. Şu serinlikte manzaraya doğru. Şimdi Ayşe Sultan içilmez mi? Ya. Çok mutlu oldu annem bugün. Ben o kadar mutluyum ki tarif edemem. Bırakıp gideyim ben seni burada. Gerçekten yani. Güzel. Güzel bir yer. Yani, bayıldım ben de. Hele böyle bir yerde bu hanımın bunları yapması. Çok becerikli. Çok becerikli. Gerçekten becerikli. Ama gerçekten eşim çok destek diyor. Dediğini göre. Evet. Yani. Bravo. Biraz sonra gelir eşim dedi. O da dışarıda işleri varmış. Çok güzel. Helal olsun gerçekten. Hı hı. Şuranın şu yeşilliği yeter. Yani. Harika. Çatalları da böyle tertemiz. Harika. Güzel mi? Harika. Harika. Bayıldın değil mi? Çok diyorum ya, titizliğe, temizliğe çok önem veriyor. Dedim günlük, lütfen dedim günlük çatallarından kullanalım. Orada da var günlük. Hayır dedi, illa tertemiz çatallarından kullanacaksınız. Bakın her şey o kadar ince güzel düşünmüş ki. Ay çok harika yalnız. Bakın tertemiz, her şeyi tertemiz, pırıl pırıl. Anne zeytin yiyecek olursan al. Zeytin, evet. Esa siyah zeytine bayılır. Bahçeden bakar mısınız? Evet. Geldi domates, salatalık, biberimiz. Mis. Şimdi şöyle dönelim bakalım Ferişte Hanım'a. Şimdi seni tanıyalım. Benim arkadaşlarım seni merak eder. Bu kadar doğal, bu kadar konuşkan, güler yüzlü bir bayan. Evet. Kim diye merak eder. Evet. Ben de sizi kendimi şöyle tanıtayım. Ben de sizi tanımıyordum. Evet. Kültür evinde karşılaştık. Evet. Beni buraya ziyarete geldiniz ve çok memnun oldum. Evet. Şaşırdım. Çok memnun oldum. Yani kendim bu işe girmek istedim. Biraz eşim de cesaret verdi. Yaparsın edersin diye. Hiçbir yerde bir çalışmışlığım yok. Ev halimle, ev hanımlığımla bu işe girdim. Biraz da heyecanlıyım, kusura bakmayın. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Gel otur biraz. Buyurun. Eşim. Evet. Birol. Memnun oldum Birol Bey. Buyurun. Tamam, orada var. Şey var üstünde. Ferişte Hanım'ın eşi de geldi. Evet. Yani 1,5 ay oluyor bu işi başlayalım. Yeni bir işletme, evet. Evet. Kendi ev halimle, doğal halimle bu işi başladım. İnşallah ileride çok güzel yerlere gelirsin. İnşallah yükseleceğim. Çok doğalsın, çok güler yüzlüsün, evet, tertemizsin. Evet, yükseleceğim. İnşallah. İnşallah yükselmeye çalışıyorum. Çalışacağım, gayret edeceğim. Eşimin de desteğiyle. Yani burada yapıyoruz bu işi. İlk önce bir lokanta gibi bir şeyler düşündük. Onu yapmak istemedik. 30 yıllık, 31 yıllık bir bina. Biraz için tadilat ederek bu kahvaltı yerini açmaya karar verdik. Çok güzel olmuş. İç mekan ne kadar güzel olmuş. Evet. Yapıldıktan güzel. Sonra tadilat görünce çok güzel olmuş. Evet. Ama en güzeli de o yeşilliği, o çiçekleri bu hale getirmek şimdi, çok güzel. Şimdi o yeşillikte, çiçeklerde benim bir şeyim yok. Ağaçlar, çiçekler, ondan sonra yerin yapılması, edilmesi, dizaynı falan hep eşimin düşüncesi. Helal eşimin olsun. Fikri. Helal olsun Birol Bey'in. Aynen. Çok beceriklisiniz gerçekten. Evet. Karı koca o kadar yani güzel şeyler planı, üretmişsiniz ki. Planı. Evet yani çok güzel. Binanın bu şekli eşime ait yani. Onda hiç şeyim yok. Ben sadece
El işi senden. El işi, evet. Evet, mutfak sende. Evet, mutfak bende. Bahçe. Dışarısı, iç mekan. Bu arada bahçede kendim de değil. Bir annem var. Evet, annene bayıldım. Annem de bana çok büyük destek. Evet, bayıldım. Babam var. Onlar bana çok büyük destek. Çünkü yalnız olacak bir iş değil. Değil, mümkün değil. Birbirimizle dönüşümde çalışıyoruz. Çok güzel. Tam bir aile işletmesi. Evet, evet, evet. Gelenler de mesela o kadar huzur bulacak ki şöyle şurada diyorum oturup bir kahvaltı yapması, ne bileyim bir yemek yemesi, bir sohbet etmesi, bir çay kahve. Evet. Çok güzel bir yer yani. Evet, evet. Diyorum önce, şu ağacın altı bile yeter. Önce şunu çok önem veriyorum. Temizliğe çok dikkat ediyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum. Temizlik zaten tertip düzen olunca geri şeyler arkasından geliyor. Evet. Onu düşünüyorum. Mesela benim ilk görüşteki şey çok olumlu. Çok güzel. Evet, evet. Çok güzel gerçekten. Siz de görmüşsünüzdür. Evet, gördüm. Tertemiz her yerin. Evet. Her yerin gelecek tertemiz. Gelecek vaat ediyor yani. Gelecek vaat ediyor. İnşallah her zaman biraz önce dedim bol müşteri. Kendinizi çok farklı bir yerde görürsünüz. İnşallah. Ben size söyleyeyim. İnşallah. Önce söyleyeyim. Sağlık. İnşallah. Allah yardımcınız olsun. Yani. Çayımızı içtik. Pişimizi yedik. Evet. Her şey o kadar güzeldi ki. Hele çayın tadı mükemmel. Evet. Çok büyütü güzel. Yok. Her şeysi. Büyütüyor. Evet, öyleymiş teyze. İlk geldiğimizde koyunların peşinden giden teyzemiz. Şu an yeni geldi daha. Bizler erken kalkacaktık. Aslında sohbet Ferişte Hanım'ın eşi de gelince Birol'du değil mi Ferişte Hanım? Evet, evet. Birol Bey de gelince sohbet geç vakte kadar oturduk. Teyzem de şimdi geldi. Teyze korkmuyor musun diyorum. Korkmuyorum kızım diyor. Zor olmuyor mu teyze? Hı? Zor olmuyor mu koyunlarla? Ay, zor olsa da bana kolay geliyor. Alışkınsın sevdiğin için. Sevdiğin için. Evet. Ama maşallah şimdi kayınvalidemle konuştuk. Kayınvalidemle aynı yaştasınız. Şimdi seni görünce annem kendini tükürdü. Ha, şimdi o kadar ağır hareket ediyorum ki diyor şimdi. Anne dedim bundan sonra ağır ağır yürümek yok. Yok. Aynı yaştasınız maşallah 40.000 kere. Evet. Enerjin o kadar güzel ki. Hayvanlara kaçtı da eriştim ben hayvanlara. Evet, nasıl koşturdun maşallah. Tuttum. Kaç tane koyunun var? 50 tane. Yazdan vardı 100 tane. Maşallah. 150. Kurbanda satmışsındır. 30'dan sattık kurbanda. Maşallah. Güzün sattık. 25 keçi. 15 keçi. 10 koyun sattık. Güzün. Maşallah teyze. 2 sefer sattık. Maşallah. Ama onlara sattığımı çok üzüldüm. Ya. Şimdi satarı çok pahalı. 300 milyar. Ama her şey pahalandı evet. Şimdi tabii. Bakmadım diye sattım. Kalabalık oldu geçirenen koyunlar. Sürü çok olunca zor olur. Evler çetinlikten, diplenden geçemedim. İnsanlarla muzumu bulayım. Evet, evet. Aynen. Aynen. Amca gidiyor mu? Hayır. Amca benimle beraber burada durur. Beraber odada kaldık zaten. Evet. Kıştan beri burada kaldık. Evet. Gitmedim. Sebzeyle uğraşıyordu amca da geldiğimizde. Evet. Sebzelere bakıyordu. Gittim ben onları kendim diktim bütün bunları. Çok güzel, çok güzel. Ferişte da çok desteksin, ne güzel. Ha. Aile olarak hep bir yerdesiniz. Olma. Ne kadar güzel. Bir de bu yeri ne kadar güzel yapmış. Damat yaptı. Evet, ama öyle dedi, damat yapmış. Samurası, bizim dikine dikmemiz, çalışmamız. Evet. Çok, ben çalıştım damatla yani. Evet, öyle dedi, her şey dedi. Eşim bu. Var, evet. Sesi var hesabı olmuş. Evet, çok evet, aynen, şey. Aynen. Bütün dedi sebzelerin gübresi, hayvan gübresi, kuşların gübresi, güvercinlerin, tavukların. Sığır olarak hayvan büyük başların. Evet. Bu küçük başların samurası daha önce. Çok benim güzel. Büyük başların samurası bütün buralarda. Çok güzel, çok güzel. Birol Bey dış işini hallediyor, bahçeleri diyor. Ben içerisini mesela hallediyorum diyor. Çok güzel. Evet. Tam böyle aile yeri olmuş. Evet. Bir tane çocuğunuz varmış, ne güzel, hep arkasındasınız ya, çok güzel. Çok şanslı Ferişte Hanım da sizin gibi bak arkasında böyle çalışkan bir annesi var. Çok güzel ya. Evet. Teyzeye bayıldık arkadaşlar. O kadar doğal, o kadar kendi halinde, çok güzel. Ferişte de öyle. Ferişte de sen gibi doğal. Konuşması, hareketleri, güler yüzlülüğü çok ama güzel. Annene öğretirse onu yapacak. Evet. Evet. Çok ben, çok hamarat. O bitecek kızımdı. Hani ben ikinci evlilik yaptım. Bunun ilk babası öldü. Evet, söyledi. Söyledi değil mi? Söyledi. Bunu çok sever baba diye. Evet. Bu adamın da usul çıktı. Hiç adamlardan ben bir şey görmedim. Bak işte ne kadar güzel. Şanslısın. Evet.
Şanslısın. Ne kadar güzel. Dayak mı, sövmek mi, çiğ mi asla bilmiyorum. Bak ne kadar güzel. Ben kafam kendime göre işlerim içime. Kimseye karıştırmam. Evet ne güzel bak. O kadar. Yani zaten düzgün iş yapıyorsan, yamuk iş yapmadıktan sonra karışan da olmaz zaten. Olmaz. Damat zaten hiç karışmaz. Ne güzel. Maşallah. Evet. Bak damadınız da çok iyi. İyidir. Çok iyi. Vallahi. Çok iyidir, güzel. Iyidir. Şurası size yeter. O kadar iyidir, güzel ki. Evet. Vallahi. Akşam ettik bugün arkadaşlar. Olsun. O kadar güzel ki. Olsun. Bir daha oturduk bir kalktık. Oturun, oturun, geleceğiz tamam. İnşallah. Biz bir dedik böyle bir çay içelim, bir kahve içelim diye çıktık. Kaldık bu saate baksana. Evet. Ben hemen çağırdım. Ay evet. Adam onun için telefonu koydum. Aynen evet geldiler hemen zaten. Ben hayvanları oraya indirdim ama o da oradaymış ki yakında uzakta olsaydım bulamazdım. Hayvanlar döndürdüm. Geldiler gene, evet. Hayvanlar zor dönerdi gari yayılıyorlar. Evet yayılmazlar mı? Bir de sürü çok yani. Tabaktan çıkarmadım. Akşamleyin. O sürü ne oluyor? Daha çoklarını ben baktım diyorsun. 13 seneden beri ben bunlara bakıyorum. Ya. 13 sene. 75 yaşında mısın şu an? He? 75 maşallah sana ya. Ama bu sene helal olsun. Bazı şeyler kafam takıyor onda. Takma. Ötek türlü hayvanlardan rezil olmadım. Ama hayvanlar gidip gütmesem duramam. Hastalıyorsun. İşte o var. Toprakla uğraşmak, hayvanla şu uğraşmak. Ben toprakla hayvanla uğraşırım başka bir şeyle. Sağlık. Şimdi oraya gidiveren, geziveren, buraya tozu veren diye asla yoktur yani. Mecbur bir şey olsa, öyle olursa, bir şey mecbur bir şey olursa öyle giderim. Ötek değil, hiç gitmem. Toprağınla, bahçenle, hayvanla uğraşıyorsun. İnsanlarla bağdaşmam. İşte, en güzeli de bu. Bak ben bu biberler hep kendim diktim, bak böyle. Bu kuyu suyu gelen yerde, ışılak yerde de bahçemiz var. Yeni yaptım. Biberlerim... Söyledi, aldım. Aşağıda da var dedi. Dedi değil mi? Dedi. Ha, 4 hı-hı. Tane... Feriştah söyledi. Ama buradan şey kadar, duvara kadar ilerideki. Maşallah. Böyle diktim. Ama adam bunları çapladı. Maşallah. Maşallah. İki gün. Tam ailecek. Evet bak ha, nasıl? Çaplar. Abi de yapmış ya, maşallah ben işiniz. Ben çok severim. Eşyayı çok severim, bahçeyi çok severim. Tarlayı severim, seykine olsun, hayvanlar olsun çok severim. O zaman genç kalmanın, dinamik kalmanın çalışmayla da alakası var. Boş durmak demek ama insanı bitiriyor. Bizi babamız öyle öğretti yani. Şapur, şandır, şundur insan değiliz. Aynen çok güzel. Çok, ha, aynen çok o güzel. Yönden çok iyi kendim, bak ne güzel. Ben kendim erkek gibi gezerim. Çok bu tepelerde gitmem yani. Oğulları, gitmem, uzağa gitmiyorsundur gitmem. Yakın yerlerde otlatıyorsundur. Çünkü ha, öbür gibi gece gidemezsin ama ha. Helal sana. Ha, helal. Bayıldım sana teyze. Giderim. 11 kadar da giderim hayvanlara. Ya. Sabahleyin erken katarım işim bakar. Bahçeye inerim. Maşallah sana ya. Beslenmeyi nasıl neler yersin? Ama beslenmeyi benim kızım yapar. Hayır. Et türü mü ya da... Giriş. Et türü giriş. Bak nasıl besleniyorsun? Damat. Mesela hani böyle sağlıklısın, dinçsin, enerjiksin. Neler yiyorsun? Zayıf kalabildiğin için. Ama damat haftada buyur almasın. Et iki olur. Et yiyorsun, giriş. Beyaz et yiyorsun, tavuk eti de yiyorsun, siyah et. Şey, tavuk butlarını kızartırlar bunlar, mangal yaparlar şimdi öyle, onu çok severim. Kuşbaşı yaparlar, dana çalırlar, çocuklar araya gelirler. Siyah et yiyorsun arada, giriş. Beyaz et yiyorsun, sebze damat. Ağırlıklı sever misin? Damat çok yer et. Ben evvel o kadar dedim, ben o yedirdikçe alıştırdım, yerim. Şey, sebze türü yer misin? Sebze türü de yiyorsun değil mi? Yeriz, alıcılar. Pazardan pazara torba getirirler. Bir de sağlığın gün. En güzel anne yanı ekmeğimi hareketli. Koyarım. Kışın ekmeğimi koyarım, iki almi koyarım, iki portakal katarım. Bunlara akşama kadar yersin. Döverken, güderken yerim. Evet. Akşam bunları yerim. Koyunları güderken elmadır, portakaldır, ekmektir yiyorsun. Bir de hareket. Ama almiden yiyecektin de şey der, ben sarı elma al gelirim ben. Kızım sarı için, elma yiyeceğim. Seviyorsun beyaz elmalardan. Ya, beyaz sarılardan yiyeceğim. Alır gelir. Yani öyle haftan haftaya matar çok görürler yani. Oturmuyor anne. Teyzenin sağlıklı kalmasının. Benim gibi oturmuyor yani. Sağlıklı hayır, kalmasının hayır. Tek şeyi hareket. Teyzem de aynı, Feriştah da aynı. Evet, valla
biz tanıştığımız memnun olduk. Tanıştığımıza çok memnun olduk. Evet. Gerçekten ya. Vallahi çok hani bu kadar güzel bir ortam olacağını düşünerek gelmemiştim. Çünkü hani bir kere tanıştık. Ondan sonra dedik bir bakalım nasıl bir yer diyerek gelmiştik. Ama Feriştah'ın böyle pozitifliği bize çok iyi geldi. Saat kaçı ettik Feriştah? Bu kadar pozitif, bu kadar güler yüzlü olunca sen... Böyle bir güzel yer olunca, sizler de güzel olunca canımsın daha çok sabaha kadar bile otururuz. Çok güzel bir ortamdı. Biz dedik bir çay kahve içer döneriz diyorduk ama ortam çok güzel. Feriştah çok güzel. Evet, mekanı çok güzel. Eşiyle gerçekten ailesiyle çok güzel bir yer yapmış. İnşallah yolunuz düşer uğrarsınız diyorum. Gerçekten memnun kaldık. Ben de sizlere geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Sizler gibi insanlar daha çok gelsin buralara görsünler. İnşallah. Onu istiyorum. Uzansınız değil mi? Hı hı. Sizleri her zaman gibi Allah'a emanet ediyoruz. Muğla. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Biz de sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek üzere. Siz de kendinize iyi bakın. Bay bay. Teşekkür ederiz.